tvbolu.com. Öncelikle bu yayın davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de ulusal yayın yapan birçok televizyon kanalları talimatla konuk davet eder, talimatla ekranlarını konuklara kapatır olmuşlar. Onun için bu kadar ambargonun uygulandığı bir süreçte sizin ekranlarınızı bize açmanız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Hep ifade ediyorum. Yerel basın son derece önemli. Özellikle de internet medyası artık birçok ulusal kanaldan çok daha fazla izlenir olmuş durumda. Bugün Bolu'ya gelmemiz ve Bolu'da Türk dünyasının meseleleri ve sığınmacı konusunu konuşmamız aslında bir nevi Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tan Tanju Özcan'ın söylemlerine de destektir. Zira Türkiye'de biz bir avuç insanız bu söylemleri dile getiren. Her türlü baskıya rağmen, her türlü yıldırma girişimine rağmen, her türlü provokatif eylemlere rağmen biz bunu söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. O yüzden Sayın Belediye Başkanımızın bu söylemlerini önemsiyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Her hükümetin Öncelikle kendi milletini düşünmesi, kendi insanını düşünmesi, her belediye başkanının da kendi şehrini düşünmesi lazım. Eğer bu iş bir sorunsa ki AK Parti tabanı da anketlerde buna sorun diyor. Diğer partilerin tabanı da sorun diyor. Eğer bu sorunsa belediye başkanının da bunu dile getirmesinden daha doğal ne olabilir ki? Getirmemesi normal, anormal bir durum. O yüzden Sayın Özcan'ın bu konudaki açıklamalarını doğru buluyorum, yerinde buluyorum. Bugün bizim Bolu'da söyleyeceğimiz şeyler de bu minvalde olacak açıklamalar. Bu mesele Türkiye'nin meselesi, bu mesele Türk milletinin meselesi, bu mesele Türk milletinin beka meselesi. Demografik olarak Türkiye'de sığınmacı meselesi Türkiye'nin geleceğinde büyük bir sıkıntı yaratacak bir mesele. Onun için bugün Türk dünyasının meselelerini Bolu'da konuşacağız ama... Türk dünyasının en önemli meselelerden birisi olan Türkiye'ye yönelik bir sığınmacı akınını stratejik göç mühendisliğinde elbette detaylarıyla konferansta konuşacağız. Doğrusunu isterseniz ben Türkiye'ye sığınan sığınmacıların, insanların hangi etnik kökenden veya hangi inanıştan geldiğine bakmam. Evet doğru diyorsunuz. Türkiye'de siyasal İslamcılar Ensar Muhacir ilişkisi çerçevesinde bu konuyu değerlendiriyorlar ama bizim bakış açımız tamamen farklı olabilir. Hristiyanlar da gelebilir. Başka etnik topluluklar da, dini topluluklar da gelebilir. Ancak bunun kimin niye geldiğine, ne kadar kalacağına, ne zaman döneceğine bakmak lazım. Görüyoruz ki buraya bir tehlikeden kaçıp geçici süre gelmek gibi bir niyetleri yok. Gelenlerin çoğu artık kalmaya geliyor. Özellikle de son dönemde Afganistan ve Pakistan'dan gelenler e, Türkiye'ye yerleşmek için e, geliyorlar. Pakistan'da savaş var mı? Yok. Yani şu an Pakistan'da bir savaş yok ama e, son günlerde en çok gelenler Pakistanlılar, Afganlılar. Suriye'de savaş bitti ama dönmüyorlar geriye. E, diğer taraftan e, bir konunun e, taraftarlarının net bir şekilde ortaya çıkması lazım bugünlerde siz medya mensupları olarak da gayet de yakından takip ediyorsunuz. Şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Dedi ki, Suriye'ye operasyon yapacağız. Yapılması da gerekiyor. Neden operasyon yapıyoruz? Orada bir PKK isten kurulmasın diye. Biz de diyoruz ki, evet operasyonu yapalım ama siyasetçilerin hatalarını bir tek Mehmetçik çözmeye çalışmasın. Siyasetçiler de bunu çözmeye çalışsın. Orada Suriye'nin üçte birine PKK hakimken, Oradaki Arapların, Türkmenlerin evlerini PKK işgal etmişken ve Amerika da bunu desteklerken biz burada Suriyelileri tutmaya devam ettiğimiz sürece orada bir PKK İslam kurulmasına bilerek veya bilmeyerek destek oluyoruz. Bir de ben izleyicileriniz vasıtasıyla tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen İsrail bayrağına bir baksınlar. Vaat edilmiş topraklar ne demek bir görsünler. Fırat Nehri ile Nil Nehri arasındaki toprakların başka milletlerden temizlenmesi ve oranın zaman içerisinde Büyük İsrail olarak kurulmasının ne manaya geldiğine bir baksınlar. Burada hem siyasal İslamcılık yapacaksınız, hem İsrail'le karşıyız diyeceksiniz, hem de İsrail'in Büyük İsrail kurmasına engel değil, destek olacaksınız. Yani bu anlaşılır gibi bir şey değil. Biliyorsunuz <laughs> 2010 senesinden sonra sığınmacılar gelmeye başladı. 2009, 2008, 2010 senesinde İsrail Türkiye'ye geldi dedi ki biz Suriye sınırını mayından temizlemek istiyoruz. Biz de şaşırdık tabii yani bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü derler ya. Şimdi dedi ki biz size burada organik tarım yapacağız. Şu an Suriye sınırında organik tarım yapıldığını siz duyuyor musunuz gördünüz mü ben bilmiyorum yapılmıyor. Ya, ama bir organik bir Suriyeli akını var. Demek ki neymiş mesele? O günlerde bizden çok daha önce Suriye'nin karışacağını İsrailler biliyordu. Oradan insanların Türkiye'ye akın akın gelmesi için o alanların mayından temizlenmesi gerektiğini hesaplamışlardı. Ve geldiler Suriye sınırımızı temizlediler mayından. Suriyeliler rahat bir şekilde Suriye'yi terk etsin. Vaat edilmiş topraklar olarak Suriye önce PKK istana sonra da Büyük İsrail'e hediye edilsin diye. Şimdi biz diyoruz ki, Tanju Başkan da diyor, ben de diyorum, Ümit Bey de diyor. Diyoruz ki Suriyeliler geri dönsün. PKK PKKistan orada kurulmasın. Suriyeliler geri dönsün. Orada Büyük İsrail kurulmasın diyoruz. Kürtçülerle siyasal İslamcılar da asla diyor. Birisinin herhalde hedefi belli. Yani Kürtçüler niye karşı çıkıyor biliyoruz. Orada PKKistan kurulsun istiyorlar. Peki siyasal İslamcıların derdine Büyük İsrail kurulsun mu istiyorlar? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tabii burada hep eleştirmek olmaz. Ortaya bir çözüm önerisi de sunmak lazım. Çünkü maalesef ki 11 senedir Türkiye'nin gündeminde olan sığınmacı sorununu biz TürkSAM göç enstitüsü olarak araştırdık. Ve dedik ki hangi siyasi parti ve hangi lider bununla ilgili ne demiş. Üzülerek gördük ki göç sorunu Türkiye'de Siyasi partilerin parti programına maalesef girmemiş, seçim beyannamelerine hiç girmemiş. Ortaya şu ana kadar bir öneri ciddi bir çalışma koyan da olmamış. Ne hükümetten ne muhalefetten kurumsal anlamda. Biz de bir geri dönüş stratejisi hazırladık. Dedik ki Suriyelilerin ee, Afganların, Pakistanların bir geri dönüş stratejisinin çalışılıp masaya konulması lazım. Biz çalıştık masaya koyduk. Hükümet isterse hükümete de vermeye hazırız. Muhalefet isterse muhalefete de vermeye hazırız. Özetle şundan ibaret. Öncelikle e, AK Parti hükümetinin net bir açıklama yapması lazım. Demesi lazım ki bugüne kadar gelen geldi. Bundan sonra tek bir kişiyi dahi almayacağız. Çünkü Sayın Erdoğan diyor ki gelenlere kapımız açık. Biz ensar, e, muhacir, ensarız, muhacirleri asla geri vermeyiz diyor. E bunu duyan da geliyor zaten. Bunu da o kadar hızlı duyuyorlar ki. Çünkü Afganlılar, Pakistanlılar, başka milletlere mensup insanlar hemen TikTok'ta bunu tercüme ediyorlar, yayınlıyorlar, daha fazla insan geliyor. 1 milyon, e, bir milyon biriket ev yapıp insan götüreceğiz diyorlar. Bir milyon insan Suriye'ye gidene kadar bir buçuk milyon zaten Afganlı, Pakistanlı geliyor. Onun için bir hudut namusa namusa sahip çıkmak lazım. Gelişleri durdurmak lazım. İki, dünyanın her yerinde sığınmacılar sığınmacı kamplarında olur. Derhal sınırın bizim tarafımızda ve Suriye tarafında olmak üzere sığınmacı kampları yeniden aktif hale getirilmeli ve sığınmacılar oraya götürülmeli. Üç, şu ana kadar 90 milyar dolar para harcadık. Böyle giderse her sene 10 milyar dolar harcamaya devam ediyoruz. Türk ekonomisinin durumu belli. Bunu bir defa harcayalım. 10 milyar dolar her sene harcayacağımıza bunu bir defa hazırlayalım. Oraya bunların geri dönüşlerini hızlandıracak bir sistem için harcayalım ve insanları oraya geri götürelim. Elbette ki trenlere doldurup zorla götürmeyeceğiz. Ama Türk hukuku bize diyor ki Türkiye'de toplam mülteci sayısı 28. Bu yanlış ifade edildiğim zannedilmesin gerçekten 28. Çünkü biz Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü veriyoruz. Mülteciyi geri gönderemezsiniz. Ama sığınmacı demek geçici koruma altındaki sığınmacı demek yani geçici olan her insanı o, o tehlike ortadan kalktığı anda geri göndermek durumundasınız. Kanun bunu size söylüyor. Bunun gibi birçok maddeleri olan bir geri dönüş stratejisi o, üzerinde çalıştık ve o, bunun o, bütün detaylarını kim isterse paylaşmaya da hazırız. TV